Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sevgili izleyiciler. Evet, sayılı günler tamam oldu. Bugün 30. sahurumuzda yine karşınızdayız Kanal 7 ekranlarında. Bir Ramazan boyu elhamdülillah telefonlarla, dualarla, soru cevaplarla, grup dergahın o güzel ilahileriyle coştuk, hüzünlendik, bilgilendik, dualar ettik. Rabbim inşallah oruçlu ağızlarla yapılan bütün duaları kabul eylesin. Sahurda yaptığımız duaları kabul eylesin. Hepimiz bir ömrün içerisinde aslında bir Ramazan geçirdik ama aslında biz başka bir Ramazan yine geçirmeyi murat ediyoruz. İnşallah o gelen başka bir Ramazan. Bu Ramazan değil elbette, başka bir zaman içinde. Orada da Rabbim bizlere böyle hizmetler nasip eylesin. Biz sizden seyirciler olarak çok memnunuz. Çok güzel bize ilgi gösterdiniz, alaka gösterdiniz. Bugün biraz tabii grup dergahla kendi aramızda biraz sohbet edeceğiz. Siz de bize eşlik edersiniz, dinlersiniz. Arkadaşlarla helalleşeceğiz, teşekkürler edeceğiz. Ve yine bayram namazı uygulamalı olarak evde nasıl kılınır, efendim camide nasıl kılınacak onları göstereceğiz. Mezar ziyaretleri üzerinde duracağız bayramlaşma konularında inşallah ama kısa bir aramız var. Hediyelerimizi görüyorsunuz. Az sonra birlikteyiz efendim. Tekrar hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar. Evet, Ramazan geldi ve 30 gün tamam oldu. İnşallah ecir de, sevap da tamam olur. Tabii insanız, eksiğimiz var, kusurlarımız var. Oruçta eksik oldu. Efendim, belki kalp kırdık, incittik, hakkıyla ibadetlerimizi yapamadık. İşte camiye gidemedik, teravih namazlarını mümkün olduğunca evde kılmaya çalıştık. Bütün bunlarda eksiğimiz var ama biz de ekip olarak Ramazan'ın coşkusunu, yayınını sizlere evlerinize getirmeye çalıştık kıymetli izleyiciler. Şu anda ekiple de az önce burada reklam arası bir fotoğraf çektirdik. Emeği olan çok kardeşlerimiz var. Yani bu sadece şu an stüdyonun etrafında dönüp dolaşanlar ama bunun ulaşımından efendim kapısındaki görevlisine kadar, masa başında görevli telefonlara bakan arkadaşlarımıza kadar, aşçımıza kadar pek çok insan, aynı anda belki 100'den fazla insan hizmet ediyor. Şimdi tabii ben dilimin döndüğünce hepsine helalleşmek ve teşekkür etmek istiyorum. Sizler de onları seviyorsunuz, görmeseniz bile hissediyorsunuz. Öncelikle tabii grup dergâhtan başlamak istiyorum. Grup dergâhın bu sene bize hakikaten Ramazan coşkusu çok güzel oldu, katkısı çok fazla oldu. Siz de sevdiniz, evlerinizde konuk ettiniz ve her akşam o güzel ilahileriyle gönüllerimize neşe oldular, sürur oldular, kalplerimizi titrettiler. Başta Ziya Demirbaş, Hafız Ziya Demirbaş hocama çok teşekkür ediyorum. Bunların bir de hocalıkları da var yani. Sadece böyle ilahi söylemiyorlar. Hafızlar çok kıymetli. Ziya hocam ne dersin Ramazan? Evet hocam, çok güzel geçti bu Ramazan ayı. Sizleri yakından görme fırsatımız, yakından böyle bir abi kardeş içerisinde. Kanal 7 ailesine de teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bir aile oluştu. Bir aile hissiyatıyla bu bir ayı geçirdik. Ben Kanal 7 yönetiminden kameraman arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa abime ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şefimiz olmazsa olmaz. Evet. Şefimiz bir de sağ olsun hem iftarda hem sahurda değil mi? İki görevi birden yapıyor. Evet. Kolay değil. Biz sürekli muhabbet kapısında da beraberiz. Hem de yıllarca da beraber görev yaptık. Ona baştan teşekkür etmen de beni sevindirdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen tabii hem abilerisin. Evet. Hem de burada koronun diyelim grubun yöneticisin yani. Estağfurullah. Bir aileyle beraber çalışmanın hani bazen riski de var derler. Evet. Nasıl bir şey, güzel duygular, kaç senedir böyle birlikte grupsunuz? Yaklaşık 14 yıldır birlikteyiz. Maşallah. Evet, 2007'de mi kurdunuz evet, grubu? Evet, 2007'de. Peki kim, bu fikir sizden mi çıktı? Evet. Hafız abiden çıktı. Hafız abi Urfa'daydık biz. Daha önce programlara falan gidiyorduk ama böyle grubu kurmak için arkadaşlara da söyledi. Bahadır hocama falan. Biz zaten beraberdik. Abim kendisi. De şeyde oturmuştuk. Neydi? Urfa'da. Halil İbrahim sofrası tam dergah caminin tam karşısında oturmuştuk. Evet. Orada 14 sene önce
Harun'a sorayım. Harun, sen grupta var mıydın 14 sene? Evet, ben de vardım. 14 sene önce böyle bir yere geleceğinizi düşünebiliyor muydun, tasavvur ediyor muydun? Yani Türkiye'ye mal olacağınız falan. Yani hocam tabii bu kadar böyle olacağını tahmin etmiyordum. Ama yaptığımız işlerin güzel olduğunu düşünüyorduk. Yani hayalini kuruyorduk. Allah'a şükür ki buralara geldik. O zaman şöyle diyebiliriz belki. Yani her kıymetli işin bir altyapısı vardır. Yani o 14 sene öncesinin belki bir 14 senesi daha vardır. Evet. Değil mi altyapısı? İnşallah. Hocam zaten müzik eğitimi arıyorduk yani. Ahmet Bahadır seni nereden buldular abi? Valla Hafız abi daha önce bizim orada bir kültür merkezi vardı hocam. Tasavvuf Müziği Kültür Merkezi. He. Orada Hafız abiyle birkaç programda beraber olmuştuk. Tanışma fırsatı elde etmiştim. Daha sonra kendisi geldi, işte beni çağırdı. Bir telefon geldi, dedim hayırdır inşallah. Dedi Bahadır işte böyle bir grup kurmak istiyorum, ne dersin falan. O gün tamam dediğimde biz sadece böyle ufak, Urfa'da programlara giden hani böyle bir oluşum olarak düşünmüştük. Daha sonra böyle Yalova'dan birkaç böyle şehir dışından gruplar falan gelmişti. Hı hı. Programları izlediler, çok beğendiler. Sonra gruplar bizi çağırmaya başladı. Oradan sizin gibi değerli hocalarımızı programlarına çağırdılar. Ömer Dünge hocamızın İbrahim Tatlıses Show, İbrahim Tatlıses Beyefendi çağırdı. Nihat Atipoğlu Beyefendi çağırdı. Böyle böyle duyuldu. Bugünlere kadar geldik. İşte dedikleri gibi bayağı bir 14 yıl oldu. Evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Sonra duygularını alacağım. Peki bu başlarken sadece def olsun, başka işte kanun, ne bileyim başka bir enstrüman olmasın falan, bu fikri kim ileri attı böyle? Şimdi hocam başlarken aslında böyle ufak bir mevlüt grubu tarzında başladık. O yüzden sadece deflerle başladık. Tamam. Daha sonra hani böyle dediğim gibi programlar çoğaldıkça, tanındıkça işte enstrümanlar falan da girdi devreye. Evet. Bizim Urfa'da bendirler hep meşhurdur yani. Programlara falan otantik müziği çok diyor. Da yakışıyor yani, bizim programımıza da çok yakıştı. Evet gelmişken sana, senin de programla ilgili, Ramazan'la ilgili duygularını daha önce de size söylemiştim. Burada siz zaten üniversitede hocasınız, burada da biz sizin öğrencileriniz olduk. Sizin anlattıklarınızdan, kıssalarınızdan hisseler aldık kendimizce. Özellikle mesela sorduğunuz sorular vardı, bunlar çok dikkat çekti. Televizyonda izleyenler tarafından da dikkat çekti. Onların içerisinde iki tanesini hiç unutmayacağım ve gittiğim her yerde soracağım herkese. Peki. Birincisi şey demiştiniz, neydi o, insan nasıl cahil olur? Evet. Demiştiniz ki okudukça cahil olur. Çünkü insan ne kadar çok okursa o kadar çok şey bilmediğini öğrenir. Çok doğru. Bir seferinde de dediniz ki bir adamın işi tezek taşımakmış. Ve o adam güzel bir koku duymuş ve bayılmış. Neden bayılmış diye sordunuz. Cevabında şey nasıl ayırtmışlar? Şey söylediniz. Dedi ki şey, herkes bir cevap verdi ama sonradan cevabı tezek koklatarak. Çünkü hani su testisi su yolunda kırılır. Alıştı. Gülle gezen gül kokarmış. Aynen öyle. Dediğiniz gibi bunlardan böyle kendimce şeyler aldım hocam, öğütler aldım sizden. Bir insan gerçekten de imanlı bir insan, namazını dosdoğru kılıyorsa, orucunu dosdoğru tutuyorsa, zekatını işte dosdoğru veriyorsa, bunun yanı sıra insanlara kötülük etmiyorsa, kötülük düşünmüyorsa, yalan söylemiyorsa, dosdoğru bir insan olursa, çevresindekilere de bu yansıyacaktır ve o insanları da doğruluğa itecektir. Hani dedik ya, bir insan, sabah da konuştuk Hafız abiyle, bir insan aslında ailesini güzel terbiye ederse, ona Allah'ın yolunu, Kur'an'ın yolunu, imanın gerektirdiği şeyleri yapmayı öğretirse, aslında herkes ailesini öğretirse dünyada bilmeyen kalmaz. Müslümanlar zaten birlik beraberlik içerisinde olur. Bir de şey vardı hocam, biliyorsunuz Kudüs olaylarını, Filistin olayını. Bugünlerde çok üzülüyoruz. Müslümanlar şey diyor, diyorlar ki, Allah'ım bizim elimizden doğadan başka bir şey gelmiyor. Bunun için de üzülüyorlar. Halbuki ben hep şöyle diyorum. Diyorum yaprak düşmez ağaçtan onun izni olmadan, karıncalar yuvadan çıkmaz izni olmadan. Tabii. Şu koskoca kainat onun sözünü dinler, bir zerre oynayamaz, onun emrini bekler. Çok güzel. Biz şunu unutuyoruz. Her şeyi bilen, gören o. Evet. Zaten o görüyor. Biz dua ediyoruz. O dua edin, ben de size vereyim diyor.
Biz dua ederiz, verir. Elimizden geldiğince tabii ki bireysel olarak bir şeyler yapamayız ama toplu olarak o dediğimiz gibi baştakilerle insanların birleşimi bir şeyler yapılabilir ama insan ilk önce bir duayla başlamalı yani. Evet, bir de şu var. Esasen biz Kudüs'e üzülüyoruz. Evet. Hayır. Kendimize üzülmemiz aynen lazım. Aynen. Yani Kudüs bugün bu durumdaysa evet, bizden kaynaklanıyor. Aynen. O zaman Kudüs'e değil kendimize ağlayalım. Evet. Yanlış yerde bekliyoruz şeyi. Yani duada da tabii. Bugün bir liste gördüm mesela. Yahudilerin nasıl organize olduğu, nasıl efendim dünya çapında paraya, ilme, teknolojiye hakim oldukları madde madde yazılmış. Bu konuda Müslümanların organize olmuyoruz. Yani kalabalık yetmiyor, kalite lazım. İnşallah bunlardan ders almak lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum duygularına da. Hocam, bir de hocam. Bu arada sizi hep böyle tabii ki önce daha önce programlarınıza katılmıştık. Çok böyle sizi tam yakından tanımak nasip olmamıştı. Siz böyle çok ciddi duruşunuzun altında o güzel kalbinizi, merhametinizi, ne bileyim böyle samimiyetinize oldu. Hayran kaldım hocam ve herkese de anlatıyorum. Zaten bu ekrandaki insanlara da yansıyor. Size her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. İsmail hocam. Vallahi hocam, Bahadır hoca akılda kalanları söyledi. Ben de aklımda kalan bir duayı söyleyeceğim. Bize güzel o duayı anlatmıştınız. Ya Rabbi, rızkın yerdeyse çıkart. Gökteyse yere indir, yerdeyse çıkar. Uzaksa yakınlaştır. Haramsa helal et. Asla çok et. Bu çok güzel bir dua. Duha namazında özellikle kuşluk namazında yapılırsa çok berekete nail oluyor inşallah. Her gün söylüyorum. Allah helalinden bol rızıklar versin. Bizi izleyen kardeşlerimize de hepsine bol bol helalinden versin. Bir şey söylüyordun herhalde Ziya Hocam. Evet hocam. Tabii bize gelen mesajlarda özellikle Mustafa Hocam'a deyin bize bir dua etsinler diye aklımda kalanı çok kadim bir dostumun oğlu madde bağımlısı özellikle sizden dua talep ettiler, dediler ki dua etsin Mustafa Hocam. Bir de bu süreç içerisinde hocam çok yakın arkadaşlarımızı Covid'den kaybettik. İbrahim Öncel ağabeyimizi, İbrahim Toru kardeşimizi. Bu koronavirüsten dolayı hocam belki sizler de tanırsınız. Aziz Kutluay hocam. Evet. O da vefat etti. Biliyorum. Evet, haberim var onda. Çok. Bu alışkanlığı terk etmesi için dua istiyorlar herhalde değil evet, mi? Evet hocam. Peki çok. İnşallah bugün dualarımız var. Zahit Bey'e de annesi için dua istemiş. Ona da dua edeceğiz. Zahit Akman beyefendi bizim genel yayın yönetmenimiz. Harun. Hocam ben de sizlere teşekkür ediyorum. Kanal 7 ailesine teşekkür ediyorum. Buradan da tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Evet. Allah razı olsun. Şimdi kameraman arkadaşlara ben öncelikle teşekkür edeceğim. Başta şefimize efendim Mustafa Bey'e. Allah senden razı olsun. Bir Ramazan boyu o kadar güzel idare ettin ki burada moral bozan, üzüntüye sevk eden ya da bizi telaşlandıran herhangi hiçbir şey yaşamadık. Evet. Yani çok birinci gün nasıl başladıysak elhamdülillah bugüne kadar 30 gün hani insanın ailesi içerisinde bile evinde bile bazen hani kenara çekil ya işimi yapamıyorum şuraya çekil falan böyle bir laf olur. Burada o da olmadı. Yani arkadaşlarımız da çok saygılılar, çok işlerine ehiller. Yılların zaten birikimi var. Senden Allah razı olsun Mustafa Bey. Murat Koca kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Murat kamerada. Ali Yeşilyurt çok teşekkür ediyorum. Cafer Macit çok teşekkür ediyorum. Cafer Anıl Suatçı. Anıl çok teşekkür ediyorum canım sana da. Yusuf Yavuzlu. Göksel Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi burada bütün bu organizeleri yapan genel koordinatörümüz var. Nursel Tozkoparan Duman hanımefendi. Nereye gitti Nursel Hanım? Rejiye mi geçti? O zaman rejiyi gösterelim arkadaşlar mümkünse. Rejiden Nihat Değirmenci. Bizim her şeyimiz. Nihat, duyuyor musun beni? Şimdi.
Nihat. Hocam evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Size ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bu bağlantıları kuran sizsiniz. İzleyiciye yansıtan efendim, uyduya gönderen sizlersiniz. Yazıyı yazan, sesleri ayarlayan, bütün hep bu konuda büyük emeğiniz var. Oradaki ekibinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nihat, sen hocam, duygularını alayım. Senin ben çok hakkın var. Hemen zaten bir de sorum olacak ama önce şunu söylemek istiyorum hocam. 30 gün boyunca sorunsuz bir yayın yaptık. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Dualarınızla bizi duygulandırdınız. Biz burada ben her zaman söylüyorum. Televizyon her zaman ekip işidir. Yani şu arkamızdaki ekip olmazsa, başta Nursel Hanım bizim genel koordinatörümüz biliyorsunuz. Yani bütün direktifleri ondan alıyoruz. Biz uygulayıcı kısmındayız hocam. Yapım yönetimde. Ben arada resme bakmak için dönüyorum. Kusura bakmayın. Yani diyeceğim şu ki ekibi saatin çarkları gibi düşünüyorum hocam. Arkadaşlarımızdan biri bile olmasa hani bu yayın ben kurtardım ya da o kurtardı gibi olmuyor. Bu tamamen sizin de dahil, içerideki kameraman arkadaşlar da dahil saatin bütününü oluşturan çarklarla gidiyor gibi. Biz de o çarkların her biriyiz hocam. Allah razı olsun. Bir de tabii Kanal 7'nin biz artık yeni binasında ve yeni bir stüdyodayız. Yeni reji odalarındayız. Çok güzel bir binası var. Allah hayırlı uğurlu eylesin, bereketli eylesin. Başta Zekeriya Karaman abimize çok teşekkür ediyoruz beyefendiye. Ve ekibine Mustafa Çelik beyefendiye, İsmail Karahan'a Zahid Akman genel yayın yönetmeni olarak Harun Kapıyoldaş beyefendiye. Burada adını zikredemediğim diğer kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Nursel Hanım'ı aradım ama buraya geldi az önce bir gördüm. Sonra hocam bir buraya geliyor bir oraya geliyor da şu an sanırım geldi. Evet. Geldi mi? Hocam buradayım. Nursel Hanım ekibinize teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sabahı da Perşembe günü 9.30'da Kanal 7'de beraber başlıyoruz muhabbet kapısına değil mi? İnşallah hocam. Bu arada arkadaşlarım adına hakkınızı helal edin. 30 gece burada ekrandaydık. Beraber program yaptık. Helalleşelim adettendir değil mi evet, hocam? Evet evet ben onun için zaten hem teşekkür insanlara şükretmeyen Allah'a teşekkür edemez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz. Hadis-i şerif var. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orada Merve kızımıza Merve Özkan evet. Hocam, maşallah. Hocam ben özür dileyerek şöyle ekipten tanıtayım hocam. Benim sağ kolum hem de sol kolum Merve. Evet. Hem KC'de hem video operatörü olarak Enver ve Berkay. Onlara Dilara yapım asistanlarımızdan, yine evet. Şeyda ve Aleyna yapım asistanlarımızdan. Seste Mahmut abimiz var. Evet, emektar Mahmut orada. Evet, eski dostumuz. Evet. Zaten kameramanlar tanıştınız. Şu an bizi çeken teknik yönetmenimiz de Gürkan. İnşallah Anıl'la değişecekler. Onu da göstereceğiz. Tamam. Hocam tamam. Benim bir sorum olacak. Madem söyle. Bağlandık rejiye. Çünkü biz buradan bazen size reklam arasında soruyoruz ama şu an canlı yayında arkadaşlarımız da görmüş olurlar. Biz bazen çok zor şartlarda yapıyoruz yayını dışarıda olduğu zaman. Stüdyoda şükür şu an büyük problemlerimiz yok. Ama ben bütün hemen hemen bütün kutsal günlerde ve öt günlerde kandiller olsun, Kadir Gecesi olsun, Ramazan'ın 30 günü olsun hep rejide oluyoruz ve biz ne dua etmeye vakit bulabiliyoruz ne namaz kılmaya vakit bulabiliyoruz. Hatta Kadir Gecesi'nde aşağıda Eyüp Sultan'da yayın yapıp dönüp gelip burada tekrar sizinle yayın yaptık. Diyeceğim şu ki bazen gergin olup kötü sözler sarf ettiğimiz de oluyor. Yani hani iş ibadettir derler ama bizim bu günahımızı kim çekecek hocam? Çok güzel. Ya güzel bir soru. Ama ben de bunu zaman zaman hep kendime sorarım. Çünkü biz de aynı sizin gibi sürekli anlatıyoruz, koşturuyoruz. İşte konferanslar, dersler, sohbetler, televizyon programları. Efendim vakıftır, derneklerde, STK'lardır. Kendimize bile bazen uzun uzun tefekkür, efendim dua etme imkanı bazen olmuyor. Başkası gibi uzun uzun gece yarılarına kadar ibadet etme imkanı olmuyor. Mesela Kadir Gecesi, ben isterdim ki tek başıma sabaha kadar ibadet edeyim ama buradaydık. Hatta o Allah riyadan saklasın, gözyaşı dökerken bile aklıma şu geldi. Keşke tek başıma olsaydım ben. Yapayalnız olsaydım da rahat hocam, rahat. Onu siz bize de söylemiştiniz. Hani keşke tek olsaydım da hıçkıra hıçkıra. Evet yani şimdi biz de yapamıyoruz. Ama şunu biliyorum Nihat Bey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerif var. O da şudur. İnsanlara koştururken, hizmet ederken,
kendisine istemeye vakit bulamayan mümine Allah her şeyi istemiş gibi her şeyi verir. İnşallah hocam. İnşallah. Çünkü biz o duaları yapmış gibi kabul ediyoruz. Bir de biz ummadığımız yerlerden dua alıyoruz. Yani sizler de şu anda ummadığımız, hiç aklımıza, hayalimize gelmeyen yerlerden bile bize dua ediliyor. O duaların bereketiyle zaten. Bakın bu ekip elhamdülillah bugüne kadar herhangi bir virüs, korona vesaire, onu bu ekipte değil mi arkadaşlar? Hiçbirimizde geçen Ramazan'da, bu Ramazan'da şu ana kadar bir bulaş olmadı. Şükür hocam, evet. Buna şükrediyoruz. Bunu şükür sadedine söylüyorum. Nazar değmesin, Allah nazardan saklasın. Yani Mustafa Şahin bunu bütün ekibi biliyor. Şu ekibin, sayacağım daha pek çok arkadaşımız var, hiçbirine, bu ekipten bir kişiye bile korona pozitif çıkmadı şu ana kadar ve hastalanmadı. Hocam Gürkan az önce kameradaydı, şimdi teknik yönetmeni. Gürkan, teşekkür ediyorum canım. Gürkan'a, Alperen'e de, Alperen Kaban, Alperen'e de buradan selam söylüyoruz. Mustafa Şahin'i saydık, şefimizi. Şimdi sesçilerden Mahmut oradaydı. Burada Aziz hocam. Ama diğer günler Aziz geldi, Umut geldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da selam olsun. Işıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan Fevzi'ye, Fevzi Aşçı, Ömer Doğan, Sedat Torunoğlu, Hakan Çoban, KJ operatörü Enver Kılıcı saydın. Orada Enver. Evet, Enver burada hocam. Playout operatörü Berkay Yükçü, o da onun yanında. Berkay yanımızda hocam. Görsel yönetmen Hakan Bozkuş. Jenerikten Ömer Faruk Özdemir, Kural Caner. Yine Erkan, ekran görsel tasarımdan Kübra Bozkuş, Serhat Sarıbaş, ekran tanıtım Mehmet Yıldız, İsmail Türkmen, Merve Eroğlu. Şimdi ya hocam bunları niye sayıyorsun diyebilirsiniz sevgili izleyiciler. İnsan bir alem. Benim için de kendisi için de o insan çok önemli, çok kıymetli. Yani buradaki her bir kardeşimle ben saatlerce, günlerce bir arada sohbet etmek, konuşmak, dertleşmek isterim. Ama bir korona belası var. İşte maskeyle fazla bir yaklaşamıyoruz birbirimize. Mesafeye dikkat etmek zorundayız. Bazen uzak kalıyoruz ama bu arkadaşların hepsi önemli. Dolayısıyla beni ne olur bağışlayın. Siz de dua edin ben bu isimleri saydıkça. Kurguda Gürkan Birinci, elektroteknikte Serkan Özdeş, Cevdet Hamam, Yasin Toprak, ölçü bakımda Behçet Berber, Serkan Akdemir, Ersin Kay, Orkun Habib, Mustafa Öztürk, sanat yönetmenimiz Çeşminaz Hanım, Çeşminaz Gençsoy, Kemen Kaşlı. Onlar da herhalde Ramazan başında bir rahatsızdı ama yine de burayı yetiştirdi. Hocam çok özür dileyerek araya girdim. Ben şimdi sizin rejinizi yapmak için dönmek zorundayım, masaya dönmek zorundayım. Şimdilik müsaadenizi tamam. İstiyorum. Ben, size selam olsun. Ben selamlarımı ve teşekkürlerimi tamamlıyorum. Kostüm sorumlusu Gülşen Akbal kardeşime teşekkür ediyorum. Makyöz Emine Açıcer, dekor uygulama Saffet Çetin, Salih İlhan, Mahmut Taş'tan, Hakan Yüksel, Erhan Yüksel, Gökhan Yüksel. Yayın ana kumandadan Aktan Artarslan, Veysel Karabacak, Ersin Gültekin, Barış Orak, kurumsal iletişimden İhsan Aydın, Dilek Sekkin, Yahya Öztürk, Kafiye Akgün, Munise Soylu, Aplik'ten Cuma Bozkurt, Emre Arslan, Mustafa Tan, Yusuf Eser, Sekreterya'dan Emrah Taş, Emrah'ı gördük zaten gelirken helalleştik. Servis ikramdan Şehri Bey'e, çayların çok içtik arkadaşlar. Şehri Aşçı, Cengiz Köksal, Yüksel Koca, Mustafa Şen ve aşçılarımıza da yemekhaneye de çok teşekkür ediyoruz. Necmettin Nursaçan hocam bugün bana bir kitabını göndermiş, imzalamış sağ olsun. Ben de kendisine saygılar sunuyorum. O da inşallah yarın son programı Kayseri'ye dönecek. Rabbim ona da sağlık, afiyet versin. Bizi izleyen tüm kardeşlerimin de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir telefonumuz varmış, telefonla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Aleykümselam hocam, nasılsınız? Şükürler olsun, bugüne erdik. Hamdolsun 30. gündeyiz sahurda. Evet hocam. Başsız siz olmak üzere hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Grup Derga ve bütün yayın ekiplerinize Allah razı olsun hocam. Amin. İki bağlanış için benim bu. Kırmadılar beni bağladılar. Allah gönül muradını versin, öğretim hepsini. Amin. Amin. Sağ olun efendim. Hocam benim size iki sorum var. Dinliyorum. Geçen de aramıştım. Annem vefat etmişti 21 Kasım'da. Taşını yaptıracağım. Öldüğü günde veya toprağa verildiği günde yazılması lazım taşı hocam.
taşına mermeri yaptıracaksınız. Yani içi taşı dikilecek, başın taşı dikilecek hocam. Başına mermer yaptırıp adını yazmak için unutulmasın diye tarihi de yazabilirsiniz. Oradaki tarihe vefat ettiği günü yazacaksınız. 21 Kasım'da vefat etti hocam. Tamam. 22 Kasım'da şey oldu, toprağa verildiydi. Hayır, 21 Kasım yazacaksınız. O şekilde yazacaksınız. 21, 0, neyse işte efendim 11, 2020 değil mi? O şekilde yazacaksınız. Evet, hocam. O şekilde yazarsınız. Doğumu ve vefatı o şekilde yazılır. Hocam diğer sorumda rahatsız yeğenim var demiştiniz. Siz hatta rüyasını görmüştüm. Onun size çok çok selam var. Adı da Aslı. 16 yaşında rahatsız bir yeğenim vardı hocam. Evet, hatırladım. Allah sağlık afiyet versin. Hatırladım. Çünkü sizin bakın içinden duygularım hocam şu an televizyonda. Evet. Aslı'nın size çok selam var hocam. O kadar selam var ki. Aslı, Aslı sana selamlar kızım. Sağlık afiyet diliyorum. İnşallah. Bir de soru şu hocam. Ayakta fazla duramadığı için sünnet namazı kılmak istiyor. Oturduğu yerde kılabilir hocam. Oturduğu yerde de kılar. Yattığı yerde bile kılabilir. İmayla kılacak. Nasıl kılacak? Oturduğu yerde. Aynı diğer imayla kıldığımız namazlar gibi. Oturduğu yerde böyle Sübhaneke'yi okuyacak. Ondan sonra tesbihatı söyleyecek. Sonra Fatiha, Zamm-ı Sure. Rükûya, Fatiha'dan sonra, Zamm-ı Sure'den sonra bir 10 tane daha. Rükûya gidecek, böyle eğilecek. Rükûda tesbihatı yaptıktan sonra yine 10 defa söyleyecek. Kalkacak, 10 defa yine orada söyleyecek. Yani secdeye de böyle eğilecek. Secdelerde de aynı şekilde. İki secde arasında söyleyecek. Her bir rekatta 75 defa, iki rekatta 150 selam verecek. İki rekat daha aynısından kılacak. 300 tesbihatı söyleyecek. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu tesbihat çok hem sevap, bu zikir ayrıca. Bir de Peygamber Efendimiz bu tesbih namazını gücün yetiyorsa 3 günde bir, haftada bir, ayda bir, hiç olmazsa ömürde bir defa ya da yılda bir defa kıl diyor. Çok önemli. Zahit Bey'in annesi için dua, hasta mı? Şifalar diliyorum Mukaddes Hanım'a. Zahit Bey, size de geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Mukaddes Hanım için de ben seyircilerimizden de bir dua alayım. Bizim genel yayın yönetmenimiz, çok kıymetli dostum, kardeşim. Zahit Akman'ın, Mukaddes Akman hanımefendi için Rabbim şifa versin. Ya Rabbi, şifa sendendir. Acil şifalar diliyoruz. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Gücün yeter. Sağlık, afiyet ver. Bizleri de dualarımızı kabul eyle. Zahit Bey'in gönlünü muradını ihsan eyle. Annesine sağlık, afiyet, ya Rabbi güzel şifalar ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım, bütün hastalarımıza da şifa ihsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Rabbim acil şifalar versin. Tekrar geçmiş olsun Zahit abi. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Telefonumuz var. Buyurun. Alo, hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler efendim. Buyurun. Bu şu Ramazan mübarek günde Rabbim kahar ismiyle bu İsrail'i kahretsin inşallah. Allah fırsat bizler vermesin de, onlara. Bize de birlik, de beraberlik de versin. Edin. Bekir Bey, Balıkesir'e selamlar. Aleyküm selam hocam. Yani bu Ramazan mübarek günlerin son gününe geldik. Allah seneye sizden beraber yine bu Ramazan'ı kabul ederek inşallah beraber oluruz. İnşallah. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Önce iman, sonra sağlık, afiyet. Biri emekli olmuş. Kaç yaşındasın Bekir abi? Ben 58 yaşındayım hocam. Ben de emekli. Emekli oldun mu? Oldum hocam. 11 sene oldu. Erken olmuşsun emekliyi. Boş durmuyorsun herhalde. Yok, boş durmuyoruz hocam. Kendi düzeyinde bir şeyler faydalanmaya çalışıyoruz. Şimdi adam emekli olmuş, gitmiş köyüne yerleşmiş. Balıkesir de güzeldir ha. Balıkesir'in hele bir de ilçelerinde falan yaşıyorsa. Emekli olmuş, gitmiş. Senin gibi televizyon muhabiri kardeşimiz gitmiş yanına. Diyor ki, amcacığım emekli olmuşsun. Çok güzel de bir köyüm var. Efendim, yemyeşil, mis gibi havası, berrak suları var. Allah'tan ne istersin diyor. Başka, kızım daha ne isteyeyim diyor. Allah'tan sağlık, devletten aylık diyor. Aylık da. Aylık var mı aylık? Aylık var mı? Var hocam, var.
Allah bereket versin. Allah devlete zevalı vermesin. Amin, amin. Gelirken amin. Gelirken de onu söyledim. Şu sıkıntılı zamanlarda bile bir yıldır aşağı yukarı devlet tabii daha çok versin. Zor durumda olan çok kardeşimiz tabii, var. Tabii. Ama hiç maaşlı insanların maaşını da aksatmadı. Allah şükür. Devletimize Allah zeval vermesin. Vatansızlık Allah ne kadar zor bir şeydir. Hocam. Evet. Hocam benim buyur. Bir sorum var. Şimdi eğer gitmiyor namazı bozan şeyler, orucu bozan şeyler de benim çok kafama takılan bir şey var. Elhamdülillah Müslümanız. İmanımız var ama imanı bozan şeyler olarak neler vardır diye düşünüyorum. İmanı bozan şey demek yani imanı götürür. İmanı evet. Ne götürür? İmanı küfür ve şirk götürür. Şimdi bazı mezheplerde büyük günah işlemek de imanı götürür diye tartışılmış. İşte bir insan zina ederse o anda mümin olamaz. Bir insan içki içerse onda mümin olamaz diye. Ama bunu ehli sünnet dediğimiz ana omurga, Peygamber Efendimiz'den İslam'ı, Kur'an ve sünnetten tam iyi anlamış alimler kabul etmiyor. Diyorlar ki bir insan, Peygamber Efendimiz'in de hadisleri var, Kur'an'da da var. Yani imanı varsa bir insan Allah'ı inkar etmedikçe ve küfre düşmedikçe, kafirlik yapmadıkça, ben kafirim demedikçe kafir olmaz. Günahı işlemiş olabilir. Evet. Günahın ayrı bir vebali cezası vardır. O ayrı. Bazıları da diyor ki el menzile beynel menzileteyn. O arada kalır böyle. Ne Müslüman olur ne kafir olur. Tevbe edinceye kadar diyorlar. Ama su testisi su yolunda kırılır dedi ya az önce İsmail mi söyledi, Harun mu söyledi? Ahmet söyledi, Bahadır. Şimdi su testisi su yolunda kırılır da bu da biraz da Eş'ari itikatta. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin görüşüdür. Bir insan nasıl yaşarsa öyle sonu öyle gelir. Yani alnı secdede, camide, oruçlu, namazlı hayatı böyle gidiyorsa bir gün secdede gidiverir o insan. Ama meyhanelerde, affedersin, fuhuşhanelerde, şurada burada alışmışsa bir gün orada gider o insan. Onun için son nefeste de insanlar hep imanlı gitmek için Allah'a yalvarmışlar ve imansız gitmekten endişe etmişlerdir. Bir insanın cehaleten küfür sözleri olabilir. Onlardan tövbe ederse imanı gitmemiş olur. Ancak şirk ve küfür Allah'ı inkarla imansız olur insan. Allah korusun hocam. Amin. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun Balıkesir'e selamlar. Skype'dan bir kardeşimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun size de teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar. Mehmet Çimen. Evet hocam. Tekirdağ'dan selam olsun Mehmet Bey. Evet, selam, aleyküm selam olsun efendim. Bu arada bana herkes Tekirdağ'dan Osman abiyi soruyor. Osman abiyi bayramda bağlayacağız inşallah ya da daha sonra. İnşallah. Evet, hatırladınız mı Osman abiyi? Hanımıyla. Yok, onu bilemem de hocam ben Urfalıyım. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum, burada yazlık var, oraya gelmiştik. En azından dedik şu Ramazan'ı güzelce bir geçirelim diye. Peki, şu Allah an buradayız. Bayram sonu kısmet olursa dönmeyi düşünüyoruz. Şanlıurfa'dan işte, mısınız? Ben Şanlıurfa'dan. O devlet grubundaki arkadaşlarımı da sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. Evet. Tanışıyoruz. O beni evet. Görürlerse tanıyorlardır muhakkak. Evet, evet. Bir yerlerde görüştük birkaç defa. Ziya Bey tanıdı. Ziya Bey evet. Tanıyor sizi, hatırlıyor. Evet. Tabii ki. Onların da nefesine, gönlüne, yüreklerine sağ olun. Mehmet Bey, sizde de var mı ses sanatçılığı? Ben Türk Halk Müziği sanatçısıyım zaten hocam. Evet. Ben bugüne kadar, o benim eksikliğim. Bundan sonra dinleyin ben de sizi inşallah. Mehmet Çimen yazayım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sorunuz, ben çok teşekkür ederim. Sorunuz var mıydı? Şimdi sorum var hocam. Ben şimdi iki tane sorum olacak hocama. Hocam birisi salat-ı tefriciye duası var hocam. Bu duayı bazı hocalarımız 4444 defa okursanız dilekleriniz Allah tarafından kabul olur diyor. Bazı hocalarımıza da sordum, ben özellikle sordum. Bazıları da diyor ki böyle şey olmaz diyor. İsteyeceksen diyor elini açıp Allah'a yalvarıp Allah'tan isteyeceksin diyor. Şimdi ben arada kaldım. Acaba hangisi doğru, ne yapmam gerekiyor, kriteri nedir onu dedim ya hocama bir sorayım bunu. Şimdi duanın dili yok Mehmet Bey. Aynen. Evet hocam. Allah'a nasıl dua edersek Cenab-ı Hak onu kabul eder. Ancak ancak Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle dualar var. Adem Aleyhisselam'ın duası var, Nuh Aleyhisselam'ın duası var.
Peygamberimizin, evet, İbrahim Aleyhisselam'ın duası var, Yusuf Aleyhisselam'ın, evet, peygamberimizin duaları var. Onlardan biri, evet, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın duasını en son biz onu namazda da yapıyoruz. Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. İbrahim suresinde, evet, geçiyor bu. Bu, evet, dualar, bu dualarla dua etmek çok daha makbul. Bir de, evet, Peygamber Efendimizin yaptığı duasına baktığımızda salati tefriciye duası yok. Bu dua sonradan yazılmış bir dua. Neden? Zaten peygamberimizin üzerine yazılmış bir dua. Allahümme salli salaten kamileten, evet, ve sellim selamen taammen ala seyyidina Muhammedin illeziten hallu bihil ugadu ve tenfericu bihil kürab. İşte tenfericu bihil kürab düğümleri, evet, sıkıntıları çözer. Tefrici, evet, oradan geliyor mesele. Şimdi bu duayı bir defa kendisi hadis kitabında yok. Ama biz böyle, evet, bir dua yapabilir miyiz? Yaparız. İki, bu dua ile ilgili 4444'ü peygamberimiz söyleseydi amenna. Ben bugün işte bugün bir dua okuyacağım. 100 günahı silen dua. Buhari'de geçiyor. Resulullah, evet, Efendimiz dediği için söylüyoruz bunu. Kafadan uyduramayız ki. Aynen. Ama şuraya geleceğim. Bu duayı, evet, 4444 defa okudum. Bana faydası oldu. Buna da bir engel yok. Olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Ama bu herkesi bağlamaz. Bir de külfet oluyorsa, sizi dara sokuyorsa, o konuda biraz ne diyeyim, geri durmakta fayda. İlla bunu şartmış gibi göstermemek lazım. Olabilir deyip uzak duracaksın ve yapabilene de bir şey demeyeceksin. Yapıyor adam. Ama yapamayanı zorlamayacaksın. Bazı hocalar üstüne bastırarak doğrudur diyor. Bazısı da diyor hayır diyor, böyle bir şey olamaz. Şimdi, yani o yüzden ben ortada kaldım diyor. Yani hocam, şöyle bir tarafıyla peygamber böyle demiş, din bunu emrediyor gibi söylersen hayır deriz. Ama ben böyle, aynen, dua ettim. Ben böyle dua ediyorum. 4400 kere. Duada, nafile ibadette sınır yok. Yapabilirsin kardeşim deriz. Orada da, evet, hayır demeyiz, evet deriz. İkisine de muhtemel. Ben iki tarafını da anlatmaya çalıştım inşallah. Anladım. Peki siz türkü söylüyorum dedin. Türk halk sanatçısıyım. Müzik sanatçısıyım. Ben şimdi 1997'ye kadar Türkiye'ye karşıydım. Şarkı, türkü bizim evde dinlenmez. Evet. Ben radyoyu kapatırdım. Ablam dinlemek isterdi. Benden büyük 5-6 yaş. Evet, ben, evet, kapatırdım. 97'de Kırım'a gittim. Bir baktım ki, evet, onlar 45'lerde, 50'lerde falan türkü söyleyememişler, yasaklanmış. Türkçe, evet, Türkçe, evet, konuşamamışlar, yasaklanmış. Peki Türkçeyi, evet, nasıl korumuşlar? Bizim türküleri mırıldanarak, evin içinde gizli gizli söyleyerek Türkçelerini korumuşlar. Türküleri mırıldanarak. Yani bu arada da sürekli tekrar ettikleri, evet, için dilleri de tarihi, kültürü, dilleri öyle korumuşlar. Türkünün ne kadar önemli olduğunu o zaman kavradım. Aman Allah'ım dedim ya. Türkiye insan karşı çıkabilir mi? Yani musiki, yani, insana tarihi anlatıyor, kültürü anlatıyor. Evet, evet. Sizden şöyle bir kuble alalım inşallah. Olur. Buyurun. İlahi tarzı bir şey mi olsun, yoksa normal bir gönlüne göre şey. Bugün bizim burası serbest kürsü. İstediğimiz gibi program yapıyoruz. Doğru, evet, evet. Yönetmen de karışmıyor. Efendim. Öyle bugün mi? Her doğru. Şey Mustafa Hoca'nın. Bize kalmış. Nasıl? Zuhurata tabiiz yani. Buyurun. Evet hocam. Talal bedru aleyna min seniyetil veda ve cebe şükru aleyna medanillahi da eyyühel mebussufi cite bil emril müta cite şerreftel medina merhaba ya hayrada ay doğdu üzerimize veda tepelerinde şükür gerekti bizlere Allah'a davetinde. Maşallah, ağzınıza sağlık. Hocam ağzınıza bir de gecenin mi bu saatte? Evet, yani uyanık kalıyoruz, ses. Allah biraz, razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İster Allah'a emanet olun. Oluyor.
Allah'a çok emanet çok olun. Teşekkür ederim. Allah razı bu olsun. Bu Ramazan elvedayı söylemedik. Elvedayı. Evet. Elvedayla gidelim reklamlara arkadaşlar. Şu elvedayı bir dinleyelim. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Sonra ne var? Hemen kısa bir aradan sonra Ömer Döngeloğlu hocamızın Resul Efendimiz'e vedası var orada. Bir ayrılışı var ki. Evet, elveda diyoruz. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı geceler. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Resulullah'a veda nasıl yapılır? Medine'deyiz ve Peygamber Efendimiz'in mescidindeyiz. Günümüz doldu ve Peygamberimize veda ediyoruz. Oldu ya, Allah hepinize nasip etsin. Umre için geldiniz, hac için geldiniz. Medine'den ayrılacaksınız. Bir Müslüman, müstehap olan, en güzel olan Medine'den ayrılırken Resulullah'la vedalaşmasıdır. Vedalaşma, daha önce hatırlarsanız selamlamayı bahsetmiştik. Vedalaşma, değerli kardeşlerim, yine Bab-ı Selam'dan girilir. O en baştaki bizim Türk minarelerine, Türk usulü minarelere benzeyen o minarenin oradan giren kapı Bab-ı Selam'dır. Oradan girilir ve Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer selamlandıktan sonra bu kapıdan çıkılır. O kapının yan tarafında, bak sağ tarafta küçük kapılar var. İşte o iki kapı Cibril kapısı. Hazreti Cebrail geldiğinde Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ayşe'nin odasında ziyarete gelmiştir.
vahiy getirmiştir, Kur'an ayetleri getirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldiğinde Cebrail orada otururdu. Oradan Resulullah'ın ziyaretine geçerdi. Onun için o kapıya Cibril kapısı denmiş. Oradan çıktıktan sonra bir Müslüman uygun bir yerde yerleşilir, ayakta olarak en güzeli, eftal olan, güzel olan, ayakta olarak edepli bir şekilde, saygılı bir şekilde durur vaziyette, mahzun bir gönülle, hüzünlü ayrılıyoruz. Ey Allah'ım Resulü, hani benzetmek gibi olmasın ama hani anamızdan babamızdan çok sevdiğimize göre, bütün insanlardan daha çok Resulullah'ı sevdiğimize göre, evladımızdan ayrılırken veya gelin giderken kızımız, yavrumuz baba evinden ayrılırken nasıl yüreğimizde bir acı vardır, bir hüzün vardır. İşte Peygamber Efendimizin evinden ayrıldık ve gidiyoruz. Allah'a ısmarladık ya Resulallah der gibi kalplerimiz, niyetlerimiz, yüreklerimiz bu sesi söyleyerek Peygamberimizin karşısında o yeşil kubbeye yönelmiş bir vaziyette şöyle vedalaşırız. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nur-u Arşillah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyillah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Hayre Halkillah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Ebel Fatıma. Es-salatu vesselamu aleyke ya Ceddel Haseneyn. Es-salatu vesselamu aleyke ya İmam El Harameyn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Salatu selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Nebisi. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Ey güvenilir, kendisine itimat eden, Allah'ın kendisine güvenerek, itimat ederek vahiy gönderdiği Nebi. Ey Hasan'ın, Hüseyin'in dedesi, Fatıma'nın babası. Salat ve selam senin üzerine olsun ey iki haremin imamı. Salat ve selam senin üzerine olsun ey peygamberlerin evveli, sonuncusu ve bütün Allah'ın enbiya-i murselin, cümle peygamberleri salat ve selam üzerinize olsun. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir-i Sıddık. Selam senin üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ayşe'nin babası. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Resulullah'ın halifesi. Esselamu aleyke ya Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Esselamu aleyke ya Emir el-Mü'minin radıyallahu anh. Esselamu aleyke ya Ebel Hafsa radıyallahu anhuma. Ey Peygamberin halifesi Ebu Bekir, ey sadakatin zirvesi Ebu Bekir, ey Ayşe'nin babası Ebu Bekir, ey Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ey Ömer İbnül Hattab, ey müminlerin emiri, ey Müslümanların lideri, ey Hafsa'nın babası, ey Allah'ın güzel kulu Hazreti Ömer'ül Faruk, selam üzerine olsun. Elveda ya Resulallah. Allah'ım senin şu mübarek şehrinden, harem olan bu mübarek Medine'nden ayrılmak içimizi hicrana, hüzne doldurmuşken sana yalvarıyoruz. Şu selamlarımızı, şu salatü selamlarımızı Resulullah Efendimiz'e sen ulaştır ya Rabbi. Sen ikram et ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'in ruhlarını bu ziyaretlerimizden hoşnut eyle. Selamlarımızı ona ulaştır ya Rabbi. Veda ediyoruz. Ama bize onların dostluğunu nasip et. Allah'ım bedenlerimiz buradan ayrılsa da onların ahlakıyla dönmeyi,
Resulullah'ın sünnetini bir elbise gibi giymeyi, etimize, kanımıza, iliğimize, kemiğimize işlemiş, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine sımsıkı yapışmış bir Müslüman olarak evimize, dünyamıza, işimizin başına dönmeyi bize nasip et ya Rab. Yavrularımıza, çoluk çocuğumuza, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in ahlakından, Hazreti Ömer Efendimiz'in imanından, cesaretinden, İslam'a olan bağlılığından bir pay ver ya Rabbi. Ya Rab, buralara gelemeyip de Resulullah'a selamımızı gönder diyenlerin, sen bizim de selamımızı ulaştır oralarda diyen kardeşlerimizin bütün selamlarıyla biz onlar adına da veda ediyoruz. O kardeşlerimize de buralara gelmeyi lütfeyle. Allah'ım bu ziyaretimizi, şu mübarek Medine'yi, vahyin kalbi, bu mübarek Kur'an'ın nazil olduğu, şu gördüğümüz mescit, bütün sahabenin evleri, Resulullah'ın peşinde hayatlarını ortaya koymuş ensar ve muhacirin yaşadığı alan, işte şu mescidin olduğu alan, Medine'nin hepsi buraydı. Ya Rabbi, burayı bizim artık gönül şehrimiz eyle ya Rabbi. Hayatımızı bu şehrin içinde yaşamayı, yaşadığımız yerleri bu şehrin içinde yaşamayı bize nasip et ya Rab. Ya Rab, vedalaşıyoruz ama bizi ayırma ya Rabbi. Vedalaşıyoruz, bizi Resulullah'tan ayırma ya Rabbi. Vedalaşıyoruz, bizi Hazreti Ebu Bekir'in sadakatinden koparma ya Rabbi. Vedalaşıyoruz, bizi Hazreti Ömer'in hakkı batıldan ayıran, babamızın oğlu olsa kimseye ayrım yapmayan adaletinden kopartma ya Rabbi. Kopmuş, bozulmuş, çürümüş hayatımızı şu mübareklerle tamir etmeyi, şu mübareklerle tadil etmeyi, şu mübareklerle yenilemeyi bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım buralara tekrar tekrar gelmeyi cümlemize nasip eyle. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e bir veda nasıl yapılır arz etmeye çalıştık. Olur ya, sizin de yolunuz düştüğünde hiç değilse dualarınızda oluruz. Evet, göz bebeklerinizle gelemeyen kardeşlerimiz, imkanı olmayan kardeşlerimiz, o kardeşlerimizin yerine de vedalaşmış olduk. Sizi bugün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tam da bahçesine misafir ettik. Biz sizi hayal aleminde, ekranlarda misafir ettik. Allah sizi cennetinde buralarda buluştursun. Rabbim cennetinde buralarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuştursun. Hazreti Ebu Bekir'e kavuştursun. Hazreti Ömer'e kavuştursun. Ayşe annemizin odasıdır. Bir hanımefendi olarak Resulullah'ın hanımı annemiz radıyallahu anha, hanım kardeşlerimizi, Fatıma annemize, Ayşe annemize kavuştursun. Allah onların yolundan, izinden bizi ayırmasın. Allah sizlere de Resulullah'ı selamlamayı, Peygamberimizle vedalaşmayı nasip etsin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun canlı kardeşlerim. Rabbim tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Hem Mekke'ye hem Medine'ye hem de Ramazan'a elveda dedik bugün ama inşallah tekrar tekrar kavuşuruz Rabbim. İnşallah sağlık afiyetle, sevdiklerimizle, güzel günlerde, hastalıksız, koronasız, belasız, kazasız inşallah uzun ömürlerle kavuşmayı nasip eylesin. Bayram namazını kılacağız bugün. Evimizde nasıl kılabiliriz onları da konuşacağız. Bu arada tabii teşekkürü bir borç bildiğim, başta duaların hiç esirgemeyen annemi babamı, ona da inşallah selamlarımı iletiyorum buradan. Gerçekten kardeşim Yusuf, menajerim, sürekli bazen getirdi götürdü müştebanın olmadığı günlerde. Müşteba'yı zaten tanıyorsunuz. Müşteba Karataş benim mahdum bir efendim. Büyük çocuğum, yani bir oğlum var. Üç kızım var. Müşteba onların büyükleri, Müşteba Karataş. Biraz sonra namazda yine bizimle beraber olacak. O her şeyim, elim kolum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kostümü kızım Büşra Karataş yıllardır organize ediyor. Yani kıyafeti falan seçiyor, şey yapıyor, ayarlıyor. Ben sadece giymek kalıyor bana. Ona da eline sağlık, çok teşekkür ediyorum. Müberra ve Hümeyra kızlarımız da sosyal medyada vesaire destek veriyorlar. Ve buradan da
ve sevgili eşime çok çok ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bütün külfetimizi, yükümüzü çekiyor. Allah hepsinden razı olsun, yokluklarını göstermesin. Sizin de bütün ailelerinize, dostlarınıza, sevdiklerinize inşallah dua ediyorum. Rabbim iki cihanda hepinizi aziz eylesin sevgili kardeşlerim. Bir telefonumuz varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam hocam. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Giresun'a benim selamlar. Evet. Sorum olacak benim. Evet. Burada hem Giresun'da hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde SMA hastalığı çocuklarımız var hocam. Filtrelerimizi onlara veriyoruz. Biz de ailemize verdik. Bu geçerli mi? Bunu sormak istiyordum sizlere. Evet. Şimdi filtre konusunu zaten açacaktım. İyi oldu bu soru. SMA hastalarının tedavisi için büyük paralar gerekiyor. Dolayısıyla bunlar borçlu sayılırlar. Borçlu sayılan insanlara da filtre verilir. Belki daha da iyi bir yere gitmiş olur. Allah kabul etsin. Filtrelerimiz için de bayram sabah namazından itibaren bayram namazı kılınıncaya kadar o arada verilmesi vaciptir. Bazı mezheplerde fitreler farzdır. Hanefi mezhebi vacip diyor. Fitre bu farzdır. Ve çoğunluk alimlere göre de Ramazan içerisinde de verilebilir. Yani bugünlerde vermeliyiz. İşte yarım bir gün kaldı artık. Mutlaka yerine ulaştırmalıyız. Fakir olan, borçlu olan, yolda kalmış olan önce yakınımızdan başlayarak yakın akrabalarımıza vermek daha sevap. Ama uzaktan vekaletle birine gönderip o da bir hastaya, borçlu olan birine verdiğinde, borcu varsa, muhtaçsa o fitre yerini bulmuş olur inşallah. Rabbim fitreleri kabul eylesin. Fitre en azı 28 lira bu sene ama bu en azı. 100 lira verebiliriz, kişi başına durumumuza göre 200 lira verebiliriz. Daha da güzel olur. Çünkü sağlığımızın, oruç tutmamızın bir bedeli olarak fitre vermek de çok büyük sevaptır. Farz sevabı elde ederiz. Hanefi mezhebinde de vacip olmuş. Ortalama fiyatlardan işte bir sağ hurma, bir sağ buğday, arpa gibi kuru üzüm. Onlar tabii hurmadan kabul edersen çok yüksek. Hurmanın kilosu kaç lira bugünlerde arkadaşlar? 50-60 lira değil mi? 60. Ya 3 kilo hurma. Bir sağ 3 kilo demek aşağı yukarı. 3 kilo hurma 150 lira eder. İşte buğday ne kadardır mesela? Buğdayın sağ 1 kilosu diyelim bir sağı. 3 litresi 10 lira falan mı yapıyor? Bunların ortalaması alınıyor. 28 bulunuyor. 28 en azı. 50 liradan, 100 liradan, 200 liradan fitrelerimizi duruma göre, herkes kendine göre vermelidir. Ve bayram namazı kılınınca mutlaka o ana kadar verilmesi gerekir. Telefonumuz tekrar var. Bu arada tabii Giresun sporu da tebrik ediyoruz. Giresun uzun yıllar hasret çekti değil mi? Giresun birinci lige geldi. Giresun selam olsun. Tebrik ediyorum hepinizi de. İnşallah başarılı olur. Onlar da kendi hak ettikleri yere geldiler elhamdülillah. Telefon varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Ben 5 yıl önce hocam bir iftiraya uğradım. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve ben yaklaşık yani birkaç sene hiç nafile orucumu tutamıyordum ve Miraç gecesinde ben iftiraya uğradım. O günde kendimi iyi hissediyordum ve oruç tuttum. Miraç gecesiydi, 5-6 yıl oluyor. Ve o gün iftiraya uğradığım zaman istem dışı olarak hani o kişi beddua etti ve ben de şöyle dedim, hatırlıyorum. İftira dönüp dolaşıp sahibini bulsun diye hocam. Hani o kişiyle de iki defadır da 5 yıldan sonra karşılaştım ama utanmasın diye ben yüzümü kaldırıp yani başımı kaldırıp ona bakmadım. Acaba yani ben bu vebali nasıl yani kurtulabilirim hocam? Hani ben hakkımı da helal ediyorum. Kendisine helalleşmedi bana. Ondan habersiz helal ediyorum. Hani benim yüzümden cehennem azabını çekmesini istemiyorum. Cehennem ateşinde yanmasını istemiyorum. Evet. Geçmiş olsun. İyi yapmışsın. Tamam. Affetmekle iyi yapmışsın. Bak çok da büyük bir erdem göstermişsin. Utanmasın diye kendi yüzüne bakmış. Ama o hata etmiş. Hala hata ediyor ki ya hakkını helal et. Ben çok büyük günah işledim. Tevbe ettim. Sen de beni affet dememiş hala. Yazık evet. Olmuş.
Ya sen, büyüklüğü sende kalsın. İyi yapmışsın kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha olacak hocam. Buyurun. Ben bir de Allah'ın ikisiniyle hani eşim üzerinden ben yemin ettim. Hani eğer sen bir daha krediye bulaşırsan çekersen ben senden boşanacağım dedim hocam. Ve bu da kalkıp da ben haberim olmadan 2-3 ay oldu haberim oldu. Tekrar bir kredi çekmiş hocam. Ben hani harama karşıyım faiz olduğu için. Ve bu yemini de baktım olmadan istemiş olduğu için ya boşanacağım ya yeminimi bozacağım hocam. 10 kişiyi doyurmakla ancak gücüm ona yetiyordu. Ve ben de 10 kişiyi doysun diye hani sabah akşam 350 TL para gönderdim hocam. Yerine geçmiş olabilir mi? Yeminim bozulmuş mudur? Ne kadar gönderdiniz? 350 lira gönderdim hocam. 10 kişiye. Ya 10 kişiye şöyle hani birine gönderdim de hani. Tamam. Anladım. Onlar dağıtacaklar. Anladım. Şimdi boşama kadının da hakkı elbette varsa nikahta konuştuysanız. Evet. Ama böyle yaparsan benden boş ol demedin. Boşayacağım dedin. Ama vallahi billahi tillahi diye. Anladım. Yemin ettin. Yani senden boşanacağım dedin ama boşanmak da istemiyorsun şu anda. Evet. Dolayısıyla buradan nikah düşmez. Böyle bir boşama gerçekleşmemiş henüz. Ama boşanma evet. Hakkı var. Boşanacağım dediğin için yemin ettin. Yemininde durmuyorsun. Yemininde durmamanın cezası 10 fakiri giydirmek ya da yedirmek. 10 fakiri yedirecek parayı da göndermişsin. Şu anda da evet. Tövbe edersin. İnşallah nikahınıza bir sıkıntı olmaz. Rabbim huzurlu yuva nasip etsin. O arkadaş kardeşimize de ıslah etsin, akıl versin. Niye hanımın da bu kadar diretiyor? Evine niye kredi çekiyorsun? Sıkıntıya giriyorsun, harama giriyorsun. Doğrusunu yapmışsın ama anlamamış gene. Mücadeleni yap, günaha girmez. Sen çok helal teşekkür misin? Ederim. Sağ ol kardeşim. Başka bir soru daha sorabilir miyim hocam? Geçen siz zekatla ilgili bir şeyler anlattınız hocam. Hani altın zekatı verilir diye. Şimdi 22 ayardan hesapladınız hocam. Benim hani biraz da bu konularda çok ince düşünüyorum. Şimdi diyelim ki 22 ayarın gramı şöyle diyelim 350 TL'dir. Misal has altınınkiler 450 liradır. Ve has altınla neden miktarını hani 22 ayardan vermek zorunda kalıyor hocam? Hayır, bilezikse 24 ayar bilezik olmaz zaten. Bilezik yapılamaz 24 ayardan. 22 ayar en kaliteli bilezik 22 ayardan olur. Onun için öyle hesap ettik. Yok hassap işlenmemiş hocam. İşlenmemiş altından bahsediyorum. İşlenmemiş altından 24 ayar fiyatı yapıyoruz zaten. Bilezik demişse 22 ayar yapmışızdır. Bilezik dediği için. İşlenmemiş altın 24 ayardır. Onun fiyatı tabii daha yüksek olur. Ona göre yapacağız. Altının fiyatı neyse o zaten altının fiyatı diye yazan işlenmemiş altındır. Has altındır. Anladım. Çok teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kısa bir sorun var hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir başka zaman diyelim mi? Muhabbet kapısı devam edecek. Perşembe ve pazar sabahları. 9:30-12 arası inşallah. Oraya da bekleriz sevgili kardeşim. Allah'a emanet olun. Evet, bir bayram ilahi salam değil mi? Bayram coşkusu gelsin. Evet, sesleri açın. Can bulamadım.
bayramımız bayram olsun inşallah. Acı keder vermesin Rabbim. Hastalıktan korusun. Kudüs'e, Filistin'e, dünyanın dört bir tarafında, Doğu Türkistan'a bir ferahlık, bir kolaylık versin. Hastalara şifalar ihsan eylesin. Evet, Remzi Kömür kardeşimiz bizim. Kömür lokantaların sahibi. Benim de dostum. Babası Hasan Kömür vefat etmiş. Yarın Fatih Camii'nde cenazesi kaldırılacak. Allah rahmet eylesin. 12'de. Ayşegül kızımız asistan annesi tatlı göndermiş. Tadına baktık. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Arkadaşlar da ikram ettiler. Yine Zahit Bey'in annesi rahatsız. Dua bekliyor. Şu anda hastanede. Biz de dua ediyoruz. Rabbim şifalar versin inşallah. Alışkanlığını terk etmesi için bir kardeşimizin babası, evet, sizden hocam, rica etti. Çok kadim bir dostumuz. Allah ona salih ameller işleyecek. Her türlü şeytanın ihvasından, tuzağından, kötü alışkanlıklarından koruyacak bir yaşam, bir hayat nasip eylesin. Amin. İslam'a hadim eylesin. Güzel, terbiyeli bir evlat olarak inşallah yetişmesini nasip eylesin. Bu tür alışkanlığı olan tüm kardeşlerimize Allah yardım etsin. Kurtarsın inşallah. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Şimdi bayram namazını anlatmak istiyorum. Şimdi bu bayram namazı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız bizim yayınımızda da söylemişti hatırlarsanız. İnşallah bayram namazı kılınacak diye ve genelgede geldi. Bayram namazları kılınacak. Bayram namazı vakitleri de yazabilir miyiz arkadaşlar? Ankara ve İstanbul için bayram namazı vakti, İzmir için hatta bayram namazı vakitlerini de yazalım. Bayram namazı tabi sabah namazına kalkmak lazım. Bayram sabahı gusül abdestli olmak, yeni elbiseler giymek, güzel kokular sürünmek, sadaka vermek. Kurban bayramında teşrik tekbirleri var. Ramazan bayramında vacip değil ama sünnettir. Tekbirle gitmek bayram namazına. Nasıl gideceğiz? İçimizden kendi duyacağımız kadar. Kurban bayramında sesli getirilir. Sünnet. Ramazan bayramında kendi duyacağı kadar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Böyle gideriz. Namaza giderken tatlı cinsinden bir şeyle o güne başlarız. Hurma olabilir, ne bileyim bir baklava olabilir, tatlı olabilir, şeker olabilir, çikolata olabilir. Ağzımız tatlanacak. Yani oruç bitti. Oruç bitti, artık oruç tutulmaz. Nerede tutulmaz? 5 gün oruç tutulmaz. Ramazan bayramının 1. günü, Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Geriye ne kaldı? 360 gün. Tahtamız derdi, bir hesap yapacağım ben size. Bakın şimdi biz öyle mübarek bir zamanda öyle mübarek bir ibadet yapıyoruz ki Allah-u Teala bize mükemmel bir sofra hazırlamış. Sevap sofrası, ikram sofrası. Allah'ın bize verdiği en büyük lütuflardan biri de Ramazan'daki sevabın kat kat fazla olmasıdır. Biz şimdi bu Ramazan 30 gün oruç tuttuk. Allah'ın verdiği sağlıkla, elhamdülillah. Verdiği nimetlerle oruç tuttuk. Verdiği nimetlerle orucumuzu açtık. 30 gün oruç tutunca biz ne kadar sevap aldık? Bu sevabı biz kafamızdan söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Kalemi de alayım Mustafa'cığım. Teşekkür ederim. Şimdi... 30 gün onla çarparsak ben de soldan yazamam hiç, şöyle şunu toplayayım sonra sereriz. Niye onla çarpıyoruz? El hasenetü bi aşre emsaliha. Bir güne bir hasene yazılıyor. Bir gün bir hasene 10 sevap demek. 30 günde aldığımız sevap 300'dür. 300 gün oruç tutmuş gibi sayılıyoruz. 300 gün oruç tutmuş gibi sayılıyoruz. Peki bir yıl kaç gün? 365 gün.
Eksik kaldı. 300 burada. Allah Resulü buyuruyor ki men same sitten min şevvalin samet dehra küllehu. Kim Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. 6 günde Şevval'i yazalım. 6 çarpı 10 eşittir 60. Toplayalım. 360 gün. Hocam 5 gün eksik. 360 gün oruç tutmuş gibi oldu. 5 gün eksik. 5 gün oruç tutmak zaten haram. Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının da 4 günü oruç tutmak haram olduğu için onu da topladığımızda tutmuş gibi, haram olmasaydı tutacaktık. Çünkü bayram bayram gibi yaşamak lazım. Bayramın bayram ola. 365 gün oruç tutmuş sevabını alıyoruz. Ne yaparsak? 6 günde Şevval'den oruç tutarsak. Şevval'den oruç tutunca ne oluyor? Bir, bütün yıl oruç tutmuş gibi oluyoruz. 300 gün tuttuk şimdi elhamdülillah. 30 gün 300 gün sayıldı. Bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir bu. Ramazan girmeden Şaban ayında oruç tutmak farzı Ramazan, tekrar son sünneti gibi kabul edin, Şevval orucu tutmak. Namazlarda da öyledir. Peygamberin önce sünneti vardır, arada farz vardır, sonra sünnetle Allah Resulü onu bir süsler, tezyin eder, Allah'a öyle sunar. Farzı Allah'a Peygamber Efendimiz güzelleştirerek, ambalaj yaparak, önünde ardında sünnetiyle tezyin ederek, süsleyerek sunar. İşte Şaban'da birkaç gün tuttuk, pazartesi, perşembe tuttuysak, bir de Şevval'de tutarsak o farz olan orucu da süslemiş oluruz. Ama Şaban'da tutmasak bile 6 gün Şevval'de tutarsak 365 gün olur. Şu daha çok soruluyor. Hocam biz kadınlar özel durumlarımızda 6 günü de tutmuş olur muyuz kazasını yapsak diye. Zaten alimler diyorlar ki, bakın alimler diyorlar ki Allah Resulü Şevval ayında bayramdan sonra hemen 6 gün oruç tutardı. Çünkü kadınlara da kolaylık olsun, eviyle beraber oruca kalksın diye. Orada esas olan kadınlar tek kalmasın, beraber oruç tutalım, onlara da yardımcı olalım diye. Böyle de bir incelik var, hassasiyet var. Bu 6 günü de o kadınlar kaza ederse, kendi kazalarını yaparsa, özel günlerde tutmadığını, bunu da tutmuş olurlar diyen alimler var. İnşallah Rabbim sevabına erdirsin. Tahtamızı alalım, Müştebayı buraya çağıralım. Müşteba gel canım. Çok teşekkür ederiz. Evet, Müşteba Karataş geçen sene de çok sağ olsun. Bize namazlarda, uygulamalarda çok hizmet oldu, hizmeti geçti. Bu sene yine efendim kendisinden çok sayıda istifade ettik. Allah razı olsun. Yani oğlun mu diye soruyorlar. Müşteba Karataş diyorum, daha ne diyeyim yani. Ziya Bey, yani değil mi? Evet. Müşteba'yı siz de burada tanıyorsunuz, evet, burada herhalde. Tanıdık. Müşteba sağ olsun. Her şeye koşturuyor, yükümüzü çekiyor. Şimdi bayram namazı vacip olan iki rekatlık bir namazdır. Bayram namazına gittikten sonra önce bayram namazı, cumada hutbe önce okunur, sonra cuma namazı kılınır. Bayram namazında ise bayram namazı önce kılınır, hutbe sonra okunur. Bayram namazı kılmak Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde sünnet, hutbesi de sünnettir. Şimdi niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya. Bir böyle niyet edebiliriz. Bir başka niyet. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan Ramazan bayramını kılmaya. Bir niyet daha bir yapabiliriz. Yani bunların hepsi olur. Niyet ettim tekbirleriyle vacip olan bayram namazını kılmaya dedik. Ve uydum hazır olan imama, imam cemaatle kılınabilir. Bazı mezheplerde bayram namazına bir mani, gidememe durumu varsa aileyle cemaat yapılabileceği, evde kılınabileceği, tek başına kılınabileceğine dair fetvalar var. Geçen sene bunları anlattım. Gidemezsek ama şimdi gidiliyor.
Şu anda bayram namazına gidiliyor Türkiye genelinde inşallah. İnşallah Kudüs'te de kılınır, Mescid-i Aksa'da da kılınır. Temennimiz o. Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de kılınacak. Ve niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya. Bu şekilde cemaatte, evde de yapabilirsiniz. Nasıl kılıyoruz? Uygulamalı olarak göstereceğim. Hocam siz de Fatiha ve başta birinci de Kevser, ikinci de İhlas'ı okursunuz. Tamam. Tekbirleri ben alacağım. Duaları ben okuyacağım. Sadece kıraati de siz yapın. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke esmüke teala ceddük ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustakîm. S-sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. İnnâ a'taynâkel kevser. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. Rüküye gidiyoruz. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Secdeye gidiyoruz. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Kalkıyoruz hemen Besmele Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Evet, burada tekbirleri alıyoruz. Allahu Ekber. Bir tekbir. Allahu Ekber. İkinci. Allahu Ekber. Üçüncü tekbir alıp dördüncü tekbirde rüküye gidiyoruz. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Ettehiyyatı okuyoruz. Salli barik dualarını okuyoruz. Rabbena dualarını okuyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hep beraber tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Evin erkeği ya da imam hatip camiye gittiysek zaten hutbeyi okuyor ve hutbeden sonra da korona olduğu için sanıyorum bu sene böyle bayramlaşma olmaz. Uzaktan bir dua yapılır, herkes dağılır. Rabbim Ramazan'ı hakkımızda şefaatçi eylesin. Amin. Allah'ım senin rızan için oruçlar tuttuk, senin rızanla dualar yaptık. Bizi ihlastan, samimiyetten, sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Şeytana nefse uydurtma. Ya Rab bize dayanma gücü ver. Kulluğunda daim eyle. Kendine kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle. Ümmeti Muhammed'in başındaki sıkıntıları feraha tebdil eyle. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Kudüs'teki kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi Mukaddes Hanım Zahid Akman Bey'in annesi hastanede şifa duaları bekliyorlar. Acil şifalar ihsan eyle. Remzi Kömür babası Hasan Kömür vefat etmiş. Rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi bütün ölmüşlerimizin ruhları
Şu anda bizim duamıza amin diyen el açmış kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için ve bütün ehli imanın ervahı için, şehitlerin, gazilerin ahirete göç etmiş olan tüm ölmüşlerimizin ruhları için rızay lillahi teala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.